anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına gittim, stada gittim ve maç başladı. Yani oraya gitme amacım böyle bir YouTube videosu çekmek, bunu işte sahaya atlayıp videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim. Böyle bir hazırlığım yoktu. Maçı izlerken 15. dakikada falan inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anda heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım. Yaptığım o anın heyecanına kapılmış böyle planlanmamış bir hareketti. Ne bir kişinin, ne bir kurumun, ne de bir markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim arkadaşlar. Ya da buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında da değildim. Bir takipçi kazanma amacında da değildim. Hepinizden teker teker özür diliyorum bu durumu size yaşattığım için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli müsabakalar olduğunu farkındayım. Kendim 27 kere milli forma giydim. Ama bu durumun içerisindeyiz ve karşınıza geçip sizden özür diliyorum. Bugüne kadar beni tanıyanlar iyi bilir. Tanımayanlara da şöyle kısaca kendimi anlatmak istiyorum. Yaptığım videolarda ve yaşantımda her zaman spora ve sporcuya çok önem gösterdim. Kendi yaşantımda da bu şekilde yaşıyorum. Genç arkadaşlarımı da bugüne kadar hep spora teşvik ettim. Bu durum yaşanmış olsa bile daha ilgili bir şekilde, daha alakalı bir şekilde genç arkadaşlarımı spora teşvik etmeye, bununla alakalı videolar üretmeye devam edeceğim. Böylesine üzücü bir olayla beraber karşınızda olduğum için gerçekten çok derinden etkilendim ve bu durum beni çok üzdü. Bundan sonra hareketlerimde daha dikkatli olacağıma söz veriyorum ve sizden af diliyorum. Daha öncesinde olduğum gibi gençlere ve toplumumuza örnek bir birey olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım beni affetmişsinizdir. Allah'a emanet. Yani... Merhaba arkadaşlar. Öncelikle dün gece yaşanan olaylardan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Bütün bu yanlış anlaşılmaları düzeltmek için... Bu arada bir tane şey okudum. Yani bir de özür dilemiş okudum da. Başka ne yapacak ki bro yani? Hani özür yani dilemesi lazım gibi bir şey değil mi zaten? O kadar tepki, yanlış bir hareket. Onun üstüne yani en azından adımızı böyle gösterdim vesaire gibisinden bir özür dilemesi de lazım yani. Başka... Hani normal içeriklerine devam ediyor olsa o da çok şey olmuştu, anladın mı? Ya yapmayacak, o en başta zaten öyle. Herkes böyle düşünüyor. Yani yapmaması lazım. Olmasa işte sahaya atlayan başka birisi yoktu mesela. Hani. Yani onun yapmaması lazım kesinlikle öyle. Kesin ben de aynı şekilde katılıyorum yani. Yani şey gibi. Ben mesela şeye çok dikkat ederim. Kendi böyle eğlence ya da işte şeyimle ilgili ne bileyim yapmak istediğim bir şeyle ilgili başka bir insan rahatsız oluyorsa bile, hayvan insan hiç fark etmez, ekstra bir kişi bile ondan rahatsızlık duyacaksa onu sonuna kadar yapmamaya çalışırım zaten. Mesela babamı da bu konudan çok uyarmışımdır. Bir gün herkes linç yiyecek demiş, onu Berkcan yazmıştı değil mi? Babam mesela o konuda uyarmışımdır. Babam çok rahat adam ya. Mesela eğlenmeyi de çok seviyor. Ama bir yere işte bir şey olmuştu böyle. Kendi özgürlüğünden dolayı başka birinin özgürlüğünü ya da böyle eğlencesini falan hani rahatsız olabilir vesaire gibi bir durum söz konusuydu. Mesela direkt bu konuları ben böyle dışarıdan şeyi görürüm. Direkt zaten böyle haksız görürüm mesela. Direkt uyarırım ya da böyle işte şöyle yapmayalım, böyle yapmayalım vesaire gibi. Mesela ondan sonra bunlara çok daha dikkat eden bir adam oldu. Yani benim için de aynı şekilde. Hani kendi özgürlüğümüz için başkalarınkini kısıtlamaya gerek yok. O kadar özgür olalım ya da o kadar eğlenelim, istediğimizi yapalım vesaire gibi. Şimdi bu açıklamayı size yapmak zorunda hissettim kendimi. Normalde hiçbir açıklama yapmayı düşünmüyordum. Ama Abdü son yaptığı açıklamada hani bizden hiç bahsetmemiş, bizim adımızı hiç geçirmemiş. Ben yani şey beklemiştim böyle, ne bileyim hani onların hiçbir suçu yoktu, onlara ben haber vermemiştim, onların bir haberi yoktu gibisinden bir açıklama yapar diye bekledim. Ama hiçbir şekilde bizden bahsetmedi bile açıklamasında. Beni normalde takip eden insanlar da bunu mutlaka biliyordur. Hani Abdü ile alakalı hiçbir bağlantım yok. Hani Abdü ile ilgili bir videom yok, bir fotoğrafım yok, bir storymiz bile yok neredeyse. Yani arkadaş değildik. Ben Abdü'yü tabii ki tanıyordum sosyal medyadan dolayı. O da beni tanıyordu sosyal medyadan dolayı. Ama hani bir arkadaşlığımız veya bir konuşmamız bile daha önce hiç olmamıştı. Ben size şimdi hani benim gözümden bütün gerçekliğiyle, bütün samimiyetiyle olayı bir anlatayım isterseniz size. Cantu ile birlikte hani Süper Kupa maçını izlemek için büyük bir heyecanla stada gittik. Bir marka maç için bize bilet sağlamıştı ve hani
Abdü'ye de sağlamışlar. Yan yana denk geldik o yüzden. Hani bırakın yapacağı hareketi, maçı birlikte izleyeceğimizden bile gerçekten hiçbir haberim yoktu. Ya oturdum böyle koltuğa. Sağıma döndüm. Abdü, aa burada ne işin var falandır filandır, böyle selamlaştık. Diyorum ya, maçı birlikte izleyeceğimizden bile haberim yoktu. Bırakın yapacağı hareketten haberim olsun. Maç esnasında bir anda sahaya sıçradı ve hani gerçekten büyük şok geçirdim. Yani doğal olarak da maç esnasında herkesin olduğu gibi telefon benim de elimdeydi. O anı hani koştuktan sonra çektim. Hatta paylaşımlarımda da gördüğünüz üzere, paylaşımlarımı gördüyseniz eğer o günkü paylaştığım storylere, hani hiçbir haberim olmadığını story'de de belli ediyorum. Çünkü hani böyle çok şaşırdım, harbiden şok oldum. Böylesine önemli bir maçta özellikle yapması beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Zaten orada da story'inde de onun sonra hiç haberimiz yoktu falan filan gibisinden konuşuyorum. Ya bu bundan sonrası bir tık şeye giriyor, dramaya giriyor. Onları kendiniz bakarsanız da. Şimdi ayrı ayrı onlara şey yapmayalım abi. Benim Furkan da tanıdığım adam, konuştuğum adam öncesinde. Abdü de aynı şekilde. Ama yani şunu da gördüm ben oradayken. Hepimiz izledik o videoları yani. İlk sahaya atladığında alkış geliyor. Ben onu gördüm mesela. Drama mı bay bay şey. Arttaki değil mi? Gömülüyor içine. Kim bastı? Baba yok hani bunların konuşulup böyle buradan şey falan. Bir beni uyum biliyorsunuz, orayı konuşmam. Ama şeyi gördüm yani sonuçta. Evet, orada atladığı anda alkışlar oluyor. Yani hatta başka yurt dışı maçlarında ben şey gibi hatırlıyorum işte. Mesela güvenlik geçerken oley falan filan yapıldığını, alkışlandığını, birisi atladığında falan filan, öyle şeyler oluyordu yani dışarıdaki maçlarda da. Ama dediğim gibi ne gerek var, niye öyle bir şey yapılsın? Cidden mesela bununla ilgili futbol konusunda, şimdi dünyanın en büyük takımı ya, şey olarak Panda'nın onu izlemiştim mesela. Mantık olarak öyle düşününce o oluyor, o tişörttekinden dolayı falan, yazıdan dolayı. Yani Fenerbahçe, Galatasaray en büyük böyle finale çıksınlar. Onlar İngiltere'de yapıyorsun. İşte bir İngiliz'de atlayıp o şekilde bir şey yazıyorsun. Bence onun farkında bile değildir Abdü. Bence kesinlikle öyle. İmkanı yok yani başka türlü. Şey hani öyle düşününce işte tuhaf geliyor. Düşün dediğimiz gibi. Ama ne bileyim yani ya. Kendimden düşünüyorum, imkansız ya. Yapmazdım yani. Yine köşesizlik amak mı? Daha ne konuşayım amına koyayım? Allah Allah. Kendi fikirlerimi düşün söyledim abi. Sen koşamazdın ki amına koyayım demiş.